Merhabalar herkese. Yeni bir haftaya girerken sizler için kısa bir Orta Doğu değerlendirmesi yapacağım. Biliyorsunuz geçen hafta bölgede tansiyon oldukça arttı. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bu Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları, telsizlere yönelik saldırılar, sonra Hizbullah'ın komuta kademesine yönelik düzenlediği hava saldırısından sonra tansiyon oldukça arttı. Bir savaşın eşiğindeyiz bölgede. Savaş kaçınılmaz değil ancak oldukça yakın bir savaş. Biliyorsunuz 7 Ekim'de geçen sene Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra Hizbullah kuzeydeki İsrail şehirlerine füzeler göndermeye başlamıştı. Bu füzelerde tabii buradaki yaşayan vatandaşları, İsrail vatandaşlarını hedef alınca birçok on binlerce İsrail vatandaşı daha güney şehirlere, İsrail'in daha güney şehirlerine kaçtılar. Ve bu da tabii İsrail hükümeti üzerine, Netanyahu hükümeti üzerine belli bir baskı oluşturuyor. İşte neden hani onları korunmadığı, neden gerekli tedbirler alınmadığı, oradaki Hizbullah birliklerinin neden işte Güney Lübnan'daki neden etkisiz hale getirilmediğine yönelik işte bu füzeler teröre düşseydi bu şekilde tepki vermezdiniz, daha sert önlemler alırdınız gibi baskı oluşturuyorlar ki bu da İsrail hükümeti üzerinde bir politika değişikliğine yani da biraz daha kuzeye ağırlık verme yönünde Hizbullah'a ağırlık verme yönünde bir politika değişikliğine gidildiğini gösteriyor ki gelen açıklamalar da hem İsrail Genelkurmayı'ndan hem de hükümet üyelerinden Savunma Bakanı'ndan gelen açıklamalar da bunu teyit ediyor. Ve işte geçen 1,5 ay önceydi yaklaşık sanırım işte Hizbullah'ın önemli komutanlarından bir tanesini Fuat Şükür'ü vurmuştu Beyrut'ta bir saldırıda İsrail. Sonrasında işte geçen hafta binlerce Hizbullah üyesini ki bunlar da daha üst kademe, orta ve üst kademe üyeler olduğu tahmin ediliyor. İçlerinde İran Büyükelçisi de var, İran'ın Lübnan Büyükelçisi. Bunları hedef alan bir saldırı düzenledi. Oldukça sofistike bir saldırı. Hala nasıl olduğu tartışılıyor. Ancak ben o kısımlara biraz daha girmeyeceğim. İşte sonrasında Nasrallah'ın açıklamalar olduğu, işte İsrail'in yine Hizbullah'ın komuta kademesine hedef alan bir saldırı oldu sonrasında ve tansiyon oldukça arttı. Peki bunun sonuçları ne olacak? Öncelikle bir savaşın gelip gelmeyeceği, savaşın ne kadar yakın olduğunu henüz bilmiyoruz. İsrail bu baskıyı daha ne kadar arttıracak ve Hizbullah buna karşılık nasıl bir cevap verecek? Bunları henüz bilmiyoruz. Nasrallah'ın yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes sağlanana kadar bu füzeleri saldırı bu baskıyı devam ettireceğini söylüyor. Bir politika değişikliğine gitmeyeceğini söyledi Nasrallah. Peki buna karşılık İsrail'in cevabı ne olacak? Bunları göreceğiz tabii ki. Bir savaş yani bir kara operasyonu işte Lübnan'ın içine İsrail birliklerinin girmesi ne kadar yakın? Bu bir blöf mü yoksa yani Hizbullah'ı anlaşmaya zorlamak için bir blöf mü yoksa gerçekten de böyle bir ihtimal masada mı? Bunları henüz bilmiyoruz. Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ancak şu ana kadar yaşananların ve yaşanabilecek olanların genel bir nasıl sonuçlar doğuracak? Bunları biraz konuşmak istedim. Öncelikle bu tarz saldırılar işte hem çağrı cihazlarına hem de bu tarz komuta kademesine yönelik doğrudan hava saldırıları ne kadar Hizbullah üzerine başarı oluşturacak? Bu konuda aslında yani bu tarz saldırılar İngilizce'deki terimiyle targeted assassinations deniyor. Daha böyle hukuki, daha böyle biraz bilimsel bir şeyi var, havası var tabii bunun ama aslında suikast yani. Hani çok farklı bir şey değil. Biraz daha böyle bir şey hava vermek için, teknik bir hava vermek için böyle bir şey kullanılıyor. Bunlar tabii birçok devlet tarafından kullanılıyor. Amerika tarafından da kullanıldı. İşte IŞİD lideri Bağdadi olsun, diğer mesela Suriye'de, Kuzey Suriye'de, Irak'ta bu tarz saldırılar devam ediyorlar. İşte El-Kaide üyeleri olsun, El-Kaide lideri olsun. Ondan sonra Türkiye yapıyor mesela PKK'ya yönelik bu tarz suikastler. İşte spesifik komuta kademesindeki belli isimlere yönelik isimler bu şekilde böyle sınırlı küçük saldırılarla hedef alınıyor ve bunlar etkisiz hale getiriliyor, öldürülüyor. Bunlar peki ne kadar etkili? Bu konuda çok uzmanların çok ortak bir kanaati yok. Yani etkili olduğunu savunanlar da var. Aslında bir etkisiz olmadığını savunanlar da var. Tam tersine örgütün faaliyetlerini daha da arttırıyor. İşte örgütün adam kazanmasını daha çok kolaylaştırıyor diyenler var. Öte yandan orta kademede özellikle yani daha ne denir
sahadaki birlikleri yöneten, işte sahada operasyonu yöneten, operasyonel kabiliyete sahip, teknik kabiliyete sahip kişilerin, liderlerin öldürülmesinin örgüt üzerinde önemli, özellikle de kısa vadede önemli bir etki oluşturduğu, önemli bir nedir, karmaşa, örgütün kapasitesini zayıflattığına yönelik iddia edenler, uzmanlar da var. Öte yandan örgütün içerisinde bir karışıklık oluştu çünkü belli ki yani bu tarz suikastları gerçekleştirmek için örgütün içerisinden bilgi alması gerekiyor saldırı gerçekleştiren tarafın. Bu da tabii örgüt içerisinde bir panik havası da oluşturuyor. Yani bu bilgi sızıntısı nereden kaynaklanıyor? Bu da tarafların birbirine düşmesine neden olabiliyor. Birbirinden şüphe duymasına, işte güvensizlik ortamı oluşturmasına neden oluyor. İşte birbirlerinin kafalarına sıkabiliyorlar bu tarz şeylerde. Hızlıca şey yapmak için, sonuç almak için. Bu da bu tarz saldırıların etkilerinden bir tanesi. Ancak yani benim anladığım biraz daha bu literatüre dair yaptığım okumada özellikle bu tarz biraz da köklü ve büyük örgütler yani Hizbullah sonuçta 40 yıllık neredeyse bir örgüt ve Lübnan'ın içerisindeki Lübnan'ın Şii nüfusu içerisinde oldukça güçlü bir ağa sahip. Mesela bu saldırıların saldırılara ait geçen hafta gerçekleşen bu çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasına dair, saldırıya dair birçok şey var mesela, görüntü var. Bakıyorsunuz bunlar işte oradaki seyyar satıcı, işte bir yerdeki çalışan, kasiyer ya da işte orada alışveriş yapan gayet normal vatandaşlar. Ki zaten yapılan şeylerde de, röportajlarda ya da başka çalışmalarda da Hizbullah'ın burada çok ne denir, çok güçlü bir yapısı olduğunu, çok güçlü bir kontrolü ya da neredeyse oradaki herkesin bölgedeki yani o Şii nüfusun neredeyse herkesin örgütle bir şekilde bir bağın olduğunu ne dair işaretler veriyor. Bu durumda bu tarz saldırıların Hizbullah üzerine ne kadar etkisi olur, ne kadar caydırıcı etkisi olur? Bu tartışmalı. Belki kısa vadede bu tarz kişilerin yerinin doldurulması konusunda bir belki kısa vadeli bir etkisi olabilir. İşte içeride belli işte kösebeyi aramaya yönelik ya da köstebekleri artık nasıl bir şeyse bunlara yönelik bir arada içeride bir karışıklık, bir güvensizlik ortamı oluşturabilir. Ancak uzun vadede Hizbullah'ı zayıflatması çok mümkün gözükmüyor. Yani buradaki sosyoekonomik ortam değişmedikçe bu çok olası gözükmüyor. Tam tersi, hatta mesela işte El-Kaide lideri Bin Laden öldürüldüğünde bundan sonra mesela Hizbullah'ın, özür diliyorum, El-Kaide'nin düzenlediği bu suikast saldırılarında bir artış da gerçekleşmiş mesela. Bu tarz bir şey de olabilir. Çünkü bu tarz saldırılardan sonra örgüt kendi içerisinde o kaybolan karizmasını yeniden inşa etmek için hem de ya işte biz ölmedik buradayız falan demek için biraz daha saldırıların dozajında arttırabilir. Bunları tabii göreceğiz yani. Bunların hiçbirisi şey değil, kanun değil. Kendi işlerinde durum nasıl değerlendirecekler, içlerinde bulundukları durumu nasıl görüyorlar, ona göre bir strateji gerçekleştirecek. Bunlar sadece ortada duran ihtimaller. Ancak bu tarz saldırılar belki kısa vadede Hizbullah'ı belli bir karışıklık içerisine düşürse de Hizbullah'ın gücünü kırmaya yetecek saldırılar değil. Öte yandan bir de tabii Lübnan'daki dengeler mevzusu var. Yani Hizbullah sadece bir örgüt değil. Hizbullah aynı zamanda Lübnan'ın neredeyse gölge hükümeti. Orada işte parlamentoda, hükümette ve Lübnan'ın değişik idari birimlerinde oldukça güçlü bir örgüt. Tek örgüt değil ya da tek parti değil ancak en güçlüsü diyebiliriz. Dolayısıyla Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilimin artması, bu tarz saldırıların artması, Hizbullah'ın komuta kademesine yönelik saldırıların artması, belki bir daha kapsamlı bir savaşın başlaması İsrail ile Hizbullah arasında, Hizbullah'ın Lübnan'daki konumunu da etkileyecektir. İşte belli ne denir, diğer Lübnan'ın diğer işte hem Sünni hem de Hristiyan gruplarında Hizbullah'a yönelik tepkilerin artmasına neden olabilir ya da Hizbullah'ın başka gruplara daha taviz vermesine ya da alan açmasına mecburen izin verebilir. Bu dengelerde, Lübnan'daki dengelerde önemli. Çünkü dediğimiz gibi Hizbullah sadece tek başına bir örgüt değil, aynı zamanda bir gölge hükümet. Dolayısıyla İsrail'le artacak gerilimin ya da o yaşanacak bir savaşın Lübnan'ın içerisindeki dengelere de önemli etkileri olacaktır. Buradaki dengeleri, işte Şiiler, Sünniler ve Hristiyanlar arasındaki dengeleri
nasıl etkileyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Lübnan'ın buradaki konumunu, Hizbullah'ın Lübnan'daki konumunu da zayıflatabilir bu savaş. Üçüncü bir alansa Suriye tabii ki. Hizbullah'ın verdiği destek Suriye'de Esad rejiminin savaşı kazanmasında, yani bu şu anki duruma kazanmak denirse eğer, en önemli destekçilerinden bir tanesiydi Suriye rejiminin. Dolayısıyla Hizbullah'ın İsrail'e bir savaşa girmesi aynı zamanda hem Lübnan'daki durumunu belki zora sokacağı gibi Suriye'deki durumunu da zora sokabilir. Birincisi tabii ki daha fazla insana, daha fazla kaynağa, daha fazla mühimmata ihtiyacı olacak Hizbullah'ın. Birincisi bu var. İkincisi Suriye zaten eskiden beri İsrail'in hedefi oluyor buradaki Hizbullah faaliyetleri konusunda. En son yakın zamanda hatırlarsınız Şam'daki İran konsolosluğunu vurmuştu İsrail. Bu da tabii dolayısıyla Suriye'yi ikinci bir cephe yapıyor Hizbullah için, Hizbullah-İsrail savaşı için. Bu da tabii hem Suriye'deki istikrarsızlığı daha fazla arttırabilir hem de Esad rejimini, rejim güçlerini biraz daha zayıflatabilir. Bunu da yine dediğim gibi uzun vadeli Suriye'de daha istikrarsızlığı arttırıcı etkileri olabilir. Dördüncü olarak da bir başka ne deniriz? Bu savaşın önemli yansımalarından bir tanesi tabii bölgesel dengeler. Yani İsrail'in İran ve ortaklarından herhangi birisiyle yaptığı herhangi bir ne denir savaş, bir gerilim tabii ki diğerlerini de içine çekiyor. İşte Hamas da yaparken bir yandan Hizbullah yukarıdan destek veriyor. İşte Yemen'de Husiler füze gönderiyorlar. Irak'tan bugün pazar günü bu tarz saldırı haberleri vardı. Füze gönderildiğine dair Irak'tan ve İsrail'e. Dolayısıyla bölgede daha geniş bir kapsamlı bir şiddet sarmalına neden olabilir Hizbullah'la yaşanacak bir gerilim. Sonuçta Hizbullah İran'ın sahip olduğu en önemli milis güçlerden bir tanesi. Bir nevi bir ön karakolu İran'ın bölgedeki. Dolayısıyla Hizbullah'ın bu şekilde zayıflatılması tabii ki İran işine gelmeyecektir. Olabilir, yani elindeki desteği, verebildiği desteği vermeye çalışacaktır. Bunun yanında tabii diğer bölge ülkelerin desteği nasıl olacak? Biliyorsunuz Körfez'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ile İran arasında ve diğer Şii gruplar arasında uzun zamandır var olan bir rekabet var. Son yıllarda azaldı. 2019'dan beri bu yana bir tabii ki bir daha bir yumuşama, bir diyalog ortamı var. Ancak bu sorunların çözüldüğü anlamına gelmez. Bu Şii örgütlerin ya da İran'ın zayıflamasının Körfez'deki ülkeleri memnun etmeyeceği anlamına gelmez. Tabii ki yani böyle bir savaşın içine girmek istemezler. Böyle bir karışıklığın içerisine girmek istemezler. Ancak İran'ın, Hizbullah'ın ve benzer Şii örgütlerin zayıflatılmasından da memnun olurlar tabii ki. Ve son zaten hatırlayın İran'ın işte bu konsolosluk saldırısından sonra İsrail'in düzenlediği Şam'daki İran'ın cevabı olmuştu. İşte drone ve füzelerle bir saldırı düzenlemişti İran İsrail'e karşı ve bu drone ve füzelerin engellenmesinde bu Arap ülkelerinin sağladığı istihbarat ve destek tabii ki önemliydi bunların durdurulması noktasında. Dolayısıyla bu örnekte yani bu son yaşadığımız İran saldırısındaki örnekte Arap ülkelerinin böyle bir gerilimde yani İsrail ve İran arasında ki bunun içerisinde tabii ki Amerika'nın da olacağını, Amerika'nın destek vereceğini farz etmek çok şey değil, akla uzak değil. Arap ülkelerinde nerede duracağı aşağı yukarı belli. Çok böyle canlı başlı İsrail'e destek olmasa da bir ortaklık, bir koordinasyon durumunun devam edeceğini, olacağını tahmin edebiliriz aslında. Peki Türkiye'nin tepkisi nasıl olacak? Türkiye bu tarz durumlarda, bu tarz gerilimlerde, konularda çok böyle tutarlı bir pozisyon almıyor. Yani krizin farklı açılarında, farklı boyutlarında farklı hatta böyle çatışan, çelişen politikalar, tutumlar benimseyebiliyor. Tabii ki mesela İsrail ve Hizbullah arasında ya da İsrail ile İran arasındaki gerilimde Türkiye'nin pozisyonunu biraz daha Hizbullah ve İran'a yakın olacağını yani siyasi olarak pozisyonu kullandığı dil anlamında diyorum. Biraz daha yakın olacağını varsayabiliriz. Türkiye'deki işte AK Parti hükümetinin Erdoğan'ın İsrail'e olan antipatisini
düşünerek. Öte yandan Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret dolaylı şekillerde, dolaylı yollarla devam ediyor. Bu da olayın bir başka yönü. Yani bir yandan belki İran'a ve Hizbullah'a, Hamas'a bir siyasi destek verirken diğer yanda böyle bir ticaret de devam ediyor da edecektir de. Yani şu ana kadar yani Hamas Gazze'de olanlar bu ticareti değiştirmediyse ki Hamas'la Türkiye çok daha yakın, Hizbullah'la olan gerilim de çok değiştirmeyecektir diye ben düşünüyorum. Öte yandan Suriye konusunda Hizbullah'ın burada zayıflaması, dolayısıyla İran'ın ve Esad rejiminin zayıflaması da tabii Türkiye'ye yeni bir alan açabilir. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işte Suriyeli muhalif örgütlerle yakın zamanda yaptığı bir toplantıda bunu dile getirmiş. Yani buradaki nedeni daha büyük bir İran-İsrail çatışmasının Suriye'de bir alan açabileceği, Esad rejimini zayıflatabileceği, daha da zayıflatabileceğini söylemişti. Bu da Arap medyasına yansımıştı. Dolayısıyla Türkiye'nin aklında böyle bir senaryonun da olduğunu, Ankara'nın aklında böyle bir senaryonun da olduğunu, yani İsrail ve İran'ın çatışması halinde, Hizbullah'ın çatışması halinde Suriye'de biraz Türkiye'ye biraz daha manevra alanı açılacağını da düşünüyordur. Yani düşünüyor Ankara. Bu manevra alanı ne sağlar? Belki daha yani Suriye'deki savaşı, muhaliflerle rejim arasındaki savaşı canlandırır mı? Yoksa rejimin zayıflaması, Esad rejiminin zayıflamasını Türkiye fırsat bilip ilişkileri normalleştirmeye ve şartlarını kabul ettirmeye mi zorlar? Yani hani bir zor şey olarak mı kullanır, koz olarak mı kullanır? Bu da tabii şu an için kesin değil ama bunlar olası ihtimaller. Yani sadece yeni bir savaş dalgası başlatmayabilir Suriye'de. İşte bu rejimin yeni zayıf pozisyonunu kullanarak rejime yeni istekler dayatabilir belki Ankara. Bunu da göreceğiz. Peki bölgesel anlamda yani nasıl bir pozisyon sergiler? Özellikle mesela Arap ülkelerini düşündüğümüz zaman biraz da Arap ülke yani İran'ı dediğim gibi İsrail'e karşı her zaman yani İsrail'e karşı kim olursa olsun bir söylemsel destek verir Ankara ve Erdoğan. Öte yandan tabii Arap ülkeleriyle yani özellikle bu Gazze Savaşı'ndan sonra Gazze'deki savaş boyunca savaş aslında bir nevi Türkiye ile Arap ülkelerinin ilişkilerini biraz daha yakınlaştırmasına, daha bir diyalog kapısı açmasına, bir yeni bir ne denir koordinasyon alanı açmasını da sağladı aynı zamanda. Bu da çok bence değişmeyecektir. Eğer Hizbullah ve İsrail arasında bir savaş gerçekleşirse, Ankara atacağı adımlarda Arap ülkelerinin de pozisyonlarına, Körfez ülkelerinin pozisyonlarına da bakarak kimseyi rahatsız etmeden daha orta yolcu yani hem bir yandan bir pozisyon sergileyecektir. Yani bir yandan İran'ı ve Hizbullah'ı İsrail'e karşı bir söylemsel destek verirken öte yandan atacağı adımlarda da Arap ülkelerinin tam olarak nerede durduğuna da bakacaktır diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bunların her birisi yani mesela Suriye'deki tablo ya da işte İsrail'e olan ticaret ya da işte bu kullanacağı dil bunların her birisi aslında birbiriyle çatışabilir, çelişebilir. Bu Türkiye'nin dış politikasında çok rahat görmediğimiz şey değil. Genelde zaten bu şekilde ilerliyor Türkiye'nin dış politikası. Yani bu savaş nereye gidecek? Şu an savaş gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ancak ben burada işte dört adımda bu gerilimin ve çıkması halinde savaşın nasıl etkiler doğurabileceğini, yani Hizbullah'ın örgütsel kapasitesi anlamında, Lübnan'daki dengeler, Suriye'deki dengeler ve bölgedeki dengeler olarak siz için kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.